Dağa mı gidiyordunuz özellikle? Dağa gidiyorduk ya oduna. Hmm. Kış yakacaklarımızı yazdan getiriyorduk. Anne kaç tane yumruk vardı köyde? Kaç mı? Evet. 3 tane. Evet. Yukarıda ev altında musallada. Onu Burada sonradan yapıldı üç ikisi. tane Aşağı çıktı yumruk yukarıdaydı. vardı. Yukarıda Dağmen Deresi'nde Topal, mi? topalı olanı da dükkanı vardı onun komundaydı herhalde. Bu topalı olan kimidi? Bakkalcılık yapıyordu. Bakkallık yapıyordu. Kimlerden? Şu şeyin İbece örgülleri. Şahin'in halasının kocası. Topal olan dediğimiz. Sonradan Şahin'in halasının ne almış Neneme de neyse. akraba çalıyordu o topal olanın Neneme yani de, o. nenem de İvacıoğulları akraba. Hangi nene? Hadi Hep delme tahma ya. kıyana. Ya İvacıoğulları Baba neden ya. akraba? Doğru atı, doğru atı konuş. Biraz doğru Doğru söyle atı da baba. konuş bak, alayım. Çekiyorum, çekiyorum. Ah doğru atı. Ya bir yönünü de bana dön. Doğru atı. Dur. Yavaş yavaş. Allah öyle olur Dur mu? şey etme adam bu paniğe şey etme. Verelim. Elinden tut. Kalkamıyorum. Dön yönümü de şöyle. Sesim çıkıyor. Yutup bu halin olur mu? bir de cımcım bu caminin yukarısı diyor mu anne? Köyün Koyun içerisinde ortasında. Cımcının Bülakçe'de yanında da bizim evimiz sular vardı. vardı O, Bülakçe'de. aslında o suların gözeler durur herhalde. Tabii durur. Nereye gidecek? Durur. Durur da ufak tefek gözeler hep Trenin kayboluyor. evde oradaydı ben yanımda. Öyle Burak mi? gidiyor, kar yağmıyor, kış Ya olmuyor. iklimler değişti gerçi. Kış olmuyor, eksik gibi. Şöyle dön yanımda. Onları dön. Ondan sonra orada bir tekke var yukarıda. Duvar örülmüş ya. Şey dakika, Kim o 30 bin tek, tekkenin 30 nesi? Müslüm'ün evim oradaki 30 tekke. bin dakika. Musa Bilgin'in evim orada vardı bir tekke. O tuğladan yapılmış tekke. Bir de şey de var. Bu eski yayla yolunun üzerinde bir O taş duvardan eskiye örülmüş bir yer yolu. var. Şimdi daha yeni evin yerinde o. Ülüklü'nün Yerinde. O zat kim orası belli mi? O, kim diyorlar Ya oraya? tabii bir şey yok. Yine Başı Allah'ın başı ağrıyan gidiyordu. Baş ağrıyan İşten geliyordu. gittiydi. Ya oraya çok gelen, yani duyup gelenler var. Biliyorum başka yerden mesela dışarıdan gelenler falan köye gelenler geliyorlardı oraya. Allah'ın iyi oğlum. Onlar oralardan vefat etmişler. Şehit mi düştü, Bu dedenin çal kim? Öyle bir insan yaşamış mı? Yok canım. Yok canım. Deden çalı benziyor. Dedenin Yo, o isim çaldığı. nereden geliyor? He? Dedenin çal o isim nereden geliyor? Oraya şeye giderlermiş ya yağmur duasına. Yağmur duasına Şey gidiliyordu dede, işte. dede vardı O orada bir ya tekke vardı. Dede dede. derlerdi dede He, yatır. Yüksek bir yerdi. Buraya gidiyorlar da. Tekke duruyor orada yeri belli. Yeri belli değil mi orada? Belli. Kabilen bizim aramızda. Evet. Aziz Allah. Oduna nereye gidiyordunuz baba genelde? Oradan Gülüdüm Dağı, Arhon Dağı. O Sivri'nin o taraflara doğru He, he, he. mu? Gülüt, Arhon, Moca arazi dağları var oranın. Bir burada gidip geliyorduk işte. İlkinde ya doğru geliyorduk en geç gelsek. Evet. Vay be. Ne güzel okunuyor mu? Sonradan beklemeye başladı. O ara orman olan köyler bölündü arkaya. Kısırladılar bizim gitmemize. Yukarı köyün yerleşimi, ilk yerleşimi hakkında bir bilgiler var mı? Ne zaman gelmiş oranın ilk gelenleri, ilk sakinleri? Orası var da
600-700 yıllık bir mağazı var. Aydın'dan gelen yörükler falan diyorlar. He? Aydın'dan gelmiş diyorlar yörükler. Yörük. Yörük. Yani şey dinen bizim köy iki kardeş mi neymiş galiba. Birinin adı Emin. Birinin adı Seyit. Üç denerim. Birinin adı da Necip. Evet. Necip olan burada kalmış. Seyit olan Emir Seyit'e gitmiş. Bir tane de o yanına tuvalın başlarında bir yere yerleşmiş. Orayı bilemiyor. Üç kardeşimiz. Yukarı köy camisinin yapılmasıyla ilgili bir bilgi var mı? Yok oğlum onu da bilemiyorum. O da eski bayağı. Onu da bilemiyorum. Eskilere de yani. O anne o bakacak çeşmesinden su mu alıyordunuz, suyu oradan mı alıyordunuz? Annemiz oradaydı ya bizim bakacakta. Bizim ev oradaydı. Oradaydı ya babanın evleri. Yanda dayın ikilin evleri. Herkes oradan mı alıyordu suyu? Vardı orada. Başka nerede çeşme vardı köyde? O suyu da biz getirdik, o mahalle getirdik. Çeşme. Eksi caminin önünde vardı, büyük caminin önünde vardı. Bir de o yukarı... Pınar dediğimiz evde vardı. O yukarı Pınar neredeydi? Köyümün üst başında, dağ yolunda. Üç tane çeşme vardı o zaman. Birisi sonradan yapıldı, onu biz getirdik. Nereden getirdiniz o, nereden o suyu? Su diyorlardı, dağdan yarmayla, eşmeyle getirdik. Yani bütün köy üç tane çeşme yetiyordu o zaman, öyle mi? İki çeşme vardı eskiden. Ondan sonra ne? Bitti. Mübarek ezanı denk geldi. Anne sen nerede yiyordun? Hangi yumrukta yiyordun şeyi, çamaşırları? Ben çocuğuydum, ne bileyim hangi yumrukta yiyordum, aşağıya koştuk. Siz yukarıda fazla kalmadınız. Aşağıya gelince nerede yıkadın? Nerede çamaşırları yiyordum? Şirhaneler vardı eskiden. Şirhaneler vardı, tamam. Eski... Benim çocuk geldim. Burada büyüdüm çocuk. Gelin, yukarı köye gelin gittim. Sizin ev o yukarı köydeki caminin karşısında cimcim denilen yer oradaydı değil cami mi? Karşısındaki cami tanıyordu bizim ev. Sündüz teyzemgilin evin ne tarafındaydı? Teyzemgilin evin üstündeydi. Karşısına geliyordu. Çaprazına filan. Çaprazına geliyor. Tam karşısıydı. Şöyle bir Hamdikil'in evin üstü var. İlerisi bizim Nebi'yle doğru hesap edersen Ahburnu falan ucu. Onu demiyor, onu demiyor. Cimcime konuşuyor biz. Cimcime diyor. Cimcim. Cimcime diyor. Sizin olarak çaprazına geliyor. Çaprazına geliyor. Demek ki Sündüz teyzemgilin evin üst tarafı. Üst tarafındaydı. Orada tut filan vardı. O tutun karşısı demek ki. Şimdi tut var orada. Öyle mi? Yukarıda bir tut var. O tut alada yani tut. Bizim ev ne zaman yapılmış baba? O evin yapılmasıyla ilgili bir bilgi var mı? Bizim ev... Çoktandan ya, Zaynenen'in gençliğinde yapılmış, Vay be. Tokat'tan gelmişler işte, o evi yapmışlar ya. Tokat'tan gelir gelmez mi yapmışlar evi? Baksana ki, evin yapılışı biraz paralı bir mizacı yapım şekli var. Öyle toprağa dağınmam diyorlardı, dağınadı. Koydu üç tane, dört tane tavanı vardı. Caminin tavanı, bizim evin tavanı. Demek ki o zaman evin tavanlı olması bir ayrıcalıktı. Gerisi hep tanıdık milletimizi. Yani bir statüydü yani, bir zenginlik emaresi. Tanıdık. Sonra da Hatip Güller'in, Koca Hasan Güller'in falan hep tam olduklarını biliyor çoğunun yanı. Hacem Milim vardı bir de bir tavanlar bizim.
Ondan sonra ne diyecektim? Bir şey daha aklımda vardı da. Eskiden kahveler yokmuş, odalar varmış, koy odaları. Ha, değil mi anne? Vardı, kahvede vardı. Odalardan sonra kahveler açılmış. İlk şey de odaydı, kahve hiç yoktu. Bu odalarda çay mı ikram ediyorlardı? Neydi yok, odalarda? Yolda toplaşıp... Odalarda oturuluyordu. Çay mı veren olmazdı öyle bir oturma. Kitap okumazdı, Kur'an okumazdı. Bir kıraathane gibi. Kıraathane gibi. İnsanların bir araya geldiği yer. Bir araya geldi, sohbet aslında, yeri. Ya oyun yokmuştur, bir şey yokmuştur, tamam mı? İnsanlar... Hasan Ağam orada varmış, Hasan Ağam orada. Hasan Ağam orada vardı. Giden gelen misafirler, misafir diye varmış. Hamza Ağam orada vardı, Topuş Ağam orada vardı, İbacı Ağam vardı, dört tane oda vardı ya. Bu odalarda dışarıdan gelenler misafir mi ediliyordu? Yani bir otel gibi yani. O zamanların otelleri gibi. Hepsinin şey yatma, şey yapma. Gelen misafirler orada kalırlardı. Odalarda misafir ederlerdi. O da onlara yemek veriyor. Yani aynı Osmanlı'nın şeyindeki bu kervansaray gibi, tamam mı? Yoldan gelenler böyle yatırıyorlar, ikram ediyorlar. Ne güzel bir şeymiş yani eskiden. Bir bu asker arkadaşım çoğunluğu geldi burada. Yemek koymuşlar. O ya döşek sevmiyor, yatıyor, oturuyor. Yani hiç haberin bile yok. Orayı ağırlamışlar, karşılamışlar. Değil mi? O odalar şey yapıyorlar. Gelene gidene. O odaların şeyleri nereden geliyordu? İhaşesi mesela, yeme, içme işi falan. Odaların sahibi mi? Oda sahibi, hayır, ne veriyordu? Ama çok güzel bir şeymiş ya. Aşık Veysel gelmişti bir ev köye. O da mı odaya geldi? Odadan misafir şey yapmışlar. Gidiyordu, yolda yaz geldi. Ben mümine baktım ki adam elinden tutmuş ama ya. Şimdi Aşık Veysel olduğunu söyledi mi? Aşık Veysel oldu heyecanım. O dediler. Şey hakkında, buranın neyi meşhur demiş, bağları demiş, üzümü hakkında deyişler söylemiş herhalde. Doğru. Öyle miydi? Bahar mıydı? Bu semti miydi işte? Semt olarak hatırımdan çıktı da. Sıradan gelin kapıya doğru geliyordu öyle işte. Sülver abi ne yapmışlar. Koluna girmişler. Doktorun durduğu ev vardı ya, onun yamacı gibi. Omzunda bir eksikotik bir paltı adamın sırtında bir elinden tutmuş getiriyordu. Aşırıya sordu. Bu Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin yukarıda köyde doğduğunu falan söylüyorlar. O konuyla ilgili bir bilgi var mı? Mehmet Emin Tokadi Hazretleri babası İmamlık yapmış, biliyorum öyle bir köyde. Evet. Bazı hayatları çocuğumuş işte, burada doğmuş. Torunan evde doğmuş demiş böyle. Biliyorum imamlık yapmış demiş. O bir rivayetti işte, onun bir şey etmesi lazım, ispatlanması lazım ama nasıl ispatlayacağım? Onun bir kesinleşmesi için bir ispatlanması lazım da. Neyse, hayırlısı olsun ya. Köyde kaç tane tekke vardı? Bilinen yani. Oğlum. Tekke dediğimiz yer. Öyle deme Kunak. Oğlum bilemiyorum. Yani evlerde de olduğunu söyleniyor. Evlerde de hiç bilmiyor, kimde vardı. Kimde vardı, kimde yoktu bilmiyor. Bilmiyor diyor. Bu zamardaki tekke ile ilgili, orada bir tekke var mesela. Biz oradaki tekkeyi ben biliyorum, adamın yaşadığını. Öyle mi? Nasıl mesela, kimdi o zat? O mübarek hanımıyla beraber yaşlılardı. Zamanında kalıyorlardı. Mekke'de 7 sene
kalmış, sübürgecilik mi ne yapmış derlerdi. Aslen nereli o mübarek? Zamarlı mı? Yok canım, Zamarlı değil. Başka bir yerden gelme de, yani bir alim, ulema, bir mübarek bir adamı da ziyaret ederlerdi. Ne zaman vefat etti? Ne zaman vefat etti? Aşağıda bir 50 sene olmuştur. Olmuştur, bir seneden fazladır yani. İşte yani bak. Hanımı da sağdı ya, gittiydi bu kez. Vay be. Emin annem Zamanlı bir derin hoca var diyor. Zebek ki ondan bahsediyordu. Vay be. Yok o hocalık yapmadı o. Yok alim. Alim olduğu için hoca, hoca ayrıydı. Yani o da başka birisidir hoca, belki. O hoca, Zamanlı hoca. Oğlu Fahri vardı, doktor herhalde Duriyelli abi. Babası çoktan vefat etti, duradım onu da bir olmuş yaptı bir zaman. Vay be, ne diyecektim bu? Yaşlı bir adamdı. Kattaki tekke hakkında, onun kardeşi bizim köydeymiş filan diyorlar, öyle bir bilgiler var. Kattaki tekkenin kardeşi filan varmış. Bilemiyorum. Ha, öyle bir şeyler var da. Yok, çekim yapıyoruz, yok. Sıkıntı yok. Geçmeden evveliz olabilir. Yani siz de büyüklerinizden duyduğunuz kadarıyla. Yok canım, öyle bir şey duymadı o ya. Şimdi o mübarek şeyi, katta o deminki dediğimiz dede diyoruz. Efendim, bir hepte bal dede diyorlar. Ha, bir hepte de var. Ben onu yeni duydum daha. Bal dede diyorlar. Anne otur, şey etme, otur. Bir hepte, bunlar yedi kardeşmiş derlerdi. Üçü buralarda da işte. Efendim, dediklerine göre. Mesela Erkilet'te de şey var, Şeyh Mahmut dede var, onun da kardeşleri varmış. Şimdi yorum bakmışlar ki bir hepteki dedenin bir kılıcı mı varmış? Biraz sesini yükseltti bu bak. Kılıcı mı varmış? Sopası mı varmış? Ucu kan bakmışlar ki. Tabii Erkilet'teki şey içinde onda bir sancağı var mesela. Savaş zamanı o sancağı kayboluyormuş. Tamam mı? Savaşa gidiyormuş mübarek, harbe gidiyormuş. Şimdi onlar ruhaniyetler dedir, tamam mı? Onlar şimdi evliya hizmetine devam ediyor Allah dostları ve Allah'ın veli kulları. Bizim gözümüze korkmayalım, düşmanın gözüne korkuyorlarmış. Ah o başı sarırlar olmasa diyorlarmış gavurlar. Bu Mehmet dedem savaşa gitmiş, bir şey varmış, bir elbisesi varmış, paltosu varmış, hep mermi deliymiş, hiç vücudunda yara yokmuş. Üzerine muska varmış, muska. Muska kurşun geçirmiyormuş. Ondan dolayı. O muskayı yoğunuş, şu eline geçmiş, kayboldu gitti. Onu muhafaza edilmesi lazım aslında yani. Esas savaşı onlar yaşamışlar şeyleri. O kadar hep kırılıyorlarmış. 5 kişi, 4 kişi, 3 kişi neyse geliyorlarmış. Hep kırılıyormuş asker. Bakıyorlarmış ki deden geliyor yine. Biraz... Kara Mehmet mi diyorlarmış anne dedeme? Mehmet dedeme. Kara Mehmet. Siyahdır. Kara Mehmet mi diyorlarmış bak. Onu Kara Mustafa'yı diyordu. Diyormuş. Bakıyor ki yine bizim Kara Mehmet geliyor. Diyormuş. Atından tanıyorum. Suvariymiş. Bak Mehmet dedem, Mehmet dedem suvariymiş. Vay be. Mehmet dedem esraftan adamıdır. Olur mu? Dost doğru, dürüst. Bu öldü sen yalanı, şunu eğilecek, bükülecek adam de olur yani öyle. Bütün. Onun bir tane kızı varmış, o da dedeme vermiş hep. Babamın eğili uçun vermiş, eğili uçun.
Onda da otura otura ta kapının ağzına gelmemiş. Hiç oturmuyormuş canım. Oturmuyormuş. Ayakta soruluyor. Gelene misal. Dedesinin saygısından dolayı. He. Büyüklere saygısından dolayı. Dedesinin demiş o da Hasan Ağam o da. Aşık dedem dedesinin yanı. Dedem de demek ki o odada hizmet ediyordu gelene gelene. Gelene yer veriyorsa tamam mı? Böyle misafirler bile davranıyorsa. Şey, orada hizmet ediyormuş yani. He. Oturma hiç yok. Üstünün başını vermiş demiş annem. Allah Allah. Vay be. İmrah mı bölünecek? Tanışmıyorum. Üstünün başını yani normal günlük üstüyle diye. Anlıyorum. O kadar da değil canım. Ama onun için nuhte kalmıştır biliyor musun? Kalmıştır. Yani teliyle duayla. Ablam şey... bile diyordu. Ablam da öyle gitmiş. İşte onların kaderi demek ki. Vay be. Ne insanlar gelmişler geçmişler. Öyle. Dedem şey mi, harmancı mı dururdu anne? Çok. Dururdu. Her şey duruyordu. Harmancı duruyordu, bekçi duruyordu, korucu duruyordu. Bir de bu düğünler, düğün olurken baltacı giderlermiş daha odun getirmeye falan. Onlar nasıl oluyordu? Bana bak. Onu anlatayım bak. Anlat. Asil dedem... Nurettin'e diyeyim de yok ben hiç duymadım diye de anladım ha. Diyor Nurettin... Benim babasının düğününde, diyorum Abdullah'ın düğününde baltacı hazırlıyorlar. Böyle birkaç kişi. Evet. De onların bir başı oluyordu. Baltacı başı derlerdi. He. O baltacı başı topla adamları. He. Bana da hadi gidek diyen oldu. Ben de gencim. Gittik. Karahasan'da sözümün o merkebinin yiyeceğimizi arzığımızı getiriyor. Kar da çok böyle. Eskiden çok yağarmış kar. Belli bir çığırı var. Öyle geliyor. Gittik bir yere durduk. Başlarım dedi. Ebu Şafak attı. Yani sabah namazından çıkma gibi yahut namaz vakti gibi falan. Başlarım deyince düğü çalar baltacı başı. Başladı. Gece orman sık kurukuyor. Işınıydı o yüzeki ağaçlar. Orman... Baltacı başı kimdi o zaman sizinle giden? Dedem miydi? Evet. O yüzden ağaç kayboldu. Daha ağaç kalmadı. Ecik bir yerde gece sarıdan sıkmış. Şuradan getir, buradan getir falan derken buraya getiriyor gerekleri. Burada doğuruyor. Öteki oraya, öteki yerine. Herkesin kateri ayrı yanı. Bir de ışığı eşeklerin gelme zamanı oldu köyden. Baltacı başı bücüdük çağır. Tut elinde düdük. Bırakın dedi. Emir emir bırakın tamam. Oo çok böyle nizami intizami oluyormuş demek ki. Tabii. Yani öyle gelişi güzel değil. Herkes. Yarın bırak dediğin zaman herkes bırakacak. Herkes bırak. Bir adam pitepiller de kesemez. Vay be. Yani aynı askeriyedeki emir gibi. Bir çilpi bile kesemez. Evet. Herkes kesti olduğunun yanına baltasını dayar. Şimdi baltacı başı gezer. Kim ne kadar kesmiş? Şöyle böyle. 500 kesen olmuş, 600 kesen olmuş. Yahut 700 kesen ya olmuş ya olmamış. Benim kestiğim katerden 12 tane eşek yüklendi. Bak 12 tane eşek, 2 tane de at yüklendi. Koçayel'in son dayının atıyla bir yağız atı vardı. Dilsin suyun dayının bir gır atı vardı. 2 at 12 hayvan, 14 tük kesmişim. İkisi at olma üzere. Ötekine benim yarım da kesmemişler. Maşallah. Yarımı da kesmemişler. Dedem de baltacı başı. Vay be. O zaman bekar mıydın? Çocuk ufak. Kaç yaşındaydın? Ne olacak askerden yanıma geldim attı. Çok o kadar. Askerde bile olmuştur. Askere gitmemişim. Senin kadar ne arayayım lan?
Sada çocuğu askere getirmeye gitmedi. Doğrudur. Ben öyleydim oğlum benim. Peşimden yetişecek o hususta maşallah. İş bakımına yetişemedi. Kimse yetişemedi her adam yani. Bilemiyorum yani. Binde bile oluyor olmaz. Anne bu baltacılar oduna gittiği zaman düğünlerde karşılıyorlarmış davulundan zurnayla değil mi? Tabii. Eşekler hep odun yapıyor. Gece bak. Düğüneyle yıkır hep onlar. Öyle mi? Tabii. Gece çıkıyorduk. Mehmet bu zaman çıkıyorduk. Dağa varıyorduk. Bazen yaylalarda Ecu ımık odayı evlerde Ecu ısınıyordu. Ateş yakıyordu. Işıyana kadar o gideceğimiz yere gidiyorduk gece. İşte yani ışımadan köye gelmeniz gerekiyordu öyle mi? Yok. Odunun yerine varmamız lazım. Odunun yerine varmamız. Erken çıkıyoruz evden. Tabii, erken çıkıyor. Odunun yerine gece. Varmamız lazım. Gece çıkıyoruz. Odunun yerine varmamız lazım. Köye gelmeniz ne zamanı buluyordu? Gelmemiz odunu kesiyorduk. İlkinde mehali geliyorduk. Efendim öğlenden epeyce sonra ilkindi gibi. Ondan sonra da geliyorlar deyin bir haber geliyor mu düğün evine? Geliyorlar sonra herkes cerenmene şey de hallar. Çit yazma öteberi tüfeğinden atarlar kim vuruyor onu diye böyle. Onu ne zaman yaparlar bu oduncular geldiği zaman? Gelirken işte bizi karşılamaya geliyorlar ta nereyece. Kalabalık oluyor muydu gelenler? Tabii. Bir konvoy gibi demek ki. Bizi karşılıyorlardı. Onlar düşüyorlar. Davul zurna çala bizi bir konak getiriyor gibi getiriyorlardı baltacıları. Bu neyine gidiyor? Odunlar hep oraya yıkılıyor. Biz çıkıyorduk bize bir ayaktabına. Orada davulcular bize halay çektiriyorlardı. O yorgunluğu. O kadar yorgunluğa bir de gelip halay mı çekiliyordu? Halay çekeceksin. Ay, mecbursun ha? Adet. Mecbursun. Çıkaman, ayrılaman, kopaman. Vay be neler yaşatmış ya. Neyse. Ece davranıştı düğünlerimize. Büyükamme dedi ki. Bizim düğün son oldu son. Bir haftalık düğün. Ondan sonra iki gün edildi. Büyükamme dedi ki. Bakayım ben alalım ne verdiler dedi. Şöyle bir mendil ufak bir kuşa bir mendil veriyorlar. Sizin hakkında dedi birer gömlek olması lazım. Diyordu büyükamme de. Hediye veriyorlar değil mi gelenlere? Hediye yani bir bahşiş gibi. Babam bir güzel halayı çakıyordu o biçim. Kim? Babam halaylerin başından. Esam. Ya dedem her şeyin başıymış. Baban durdu koyasyondan doluyor bu. Efendim baban durduydu başa. Onu diyeceğim. Yani o halayda sizin çektiğiniz o halayda dedem başa mı durduydu? Tabii dedem böyle hem baltacı başa hem de dedem deneyce yapar çeken yoktu ki. Ece var bir tane. O gibi boylu boslu yok hep küçük küçük. Dur ki şunu diyeceğim. Büyükammen bakayım dedi. Şeyine değil mi? Bir mendil boşverdim. Lan oğlum dedi. Sizin hakkınız birer gömlek olması lazım. Mendili ayıp ya ayıp diyordu. Yani az sayıya ufak. Ya evet. Işte. Ya tabii.